Geç lütfen, otur. Ne ikram edeyim sana? İçmeyeyim bir şey, sağ ol. Böyle mi oldu şimdi? Uzun zamandır içmiyorum. Beni daha kötü yapıyor. Hatıralar diyorsun. Neden geldin? Seni görmem lazımdı. Gerçi yüzüne bakmak da içimi acıtıyor. Ben iyi olamıyorum. İyileşemiyorum. İşimi gücümü de yapamaz hale geldim. Her gün geçer diye umdum. Ama şiddetlenerek arttı içimdeki acı. Ne zor işmiş bir insanın yokluğunu kabullenmeye çalışmak. Bir sene oldu Işıl. Sen iyi misin peki? Tamam mı? Açtın mı her şeyi? Benim yaşadığım aşılacak bir şey değil. Benimki de. Neden ciddiye almıyorsun? Aşık oldum ben. Kelime anlamıyla sana oradan boş görünse de her harfin dünyalarca ağırlığı var üstünde. Aşk. Ben hayatımda bir kere böyle sevdim. Hiç bitmeyecek diye düşünürken de kaybettim. Sarsıldım. Yok oldum Pamir. Annenle konuşmak istiyorum. Ona her şeyi anlatacağım. Yok. Olmaz. Anlatamazsın. Bunu daha önce de söyledim sana. Aklından çıkar bence. Bak şöyle yapalım. Sen birkaç gün burada kal. Kafanı dinle biraz. Konuşalım. Dinleyelim. Belki sakinleşirsin. Sonrasına bakarız. Neriman Hanım, hoş geldiniz. Artık hiç bana uğramıyorsunuz. Yeğeninizi görüp gidiyorsunuz. Ay tatlım, uğrarım. Uğrarım da Pamir'imi bir göreyim. Zaten diğer yeğenimi hiç göremiyorum. Ama Pamir çıktı. Aa, nereye? Aa, Neriman Hanım, hoş geldiniz. Hı, merhaba, sen de kimsin? Ben, Aytekin ben. Daha önce yaklaşık 14 defa tanıştık ama unutmuş olabilirsiniz, normaldir. Pamir Bey'i arıyorsanız o az önce kız arkadaşıyla beraber dışarı kadar çıktı. Evet. Ne? Kız arkadaşı mı? O nasıl yani? Ne yani? Tabii efendim, şimdi yalnızlık Allah'a mahsus. Bir de Pamir Bey bu ara bayağı revaçta. Niye olmasın ki? Sonuçta başarılı, varlıklı, yakışıklı da. Ha, sen biraz boşboğazsın galiba. Yok, boşboğazlık demeyelim de gerçekçi diyelim. Evet, gerçekçi. Realistik. Ay sen bayağı konuşuyorsun. Özgüven tavan yani. Yok. Onun şuur seviyesinde bir sorun var. Neriman Hanım, madem Pamir yok, siz gelin buyurun odamda için kahvenizi. Yok. Ben içmeyeyim. Kahve bana dokunuyor. Böyle tık tık atıyor. Ay bak şu anda tık tık atıyor. Ay bu da tık tık atıyor. Ay her yanım tık tık atıyor benim. Galiba sinirim bozuldu. Kahveden bozuldu. Ben gideyim. Çok işim var. Çal. Ne yedik kadın atıyor? Şimdi bu planı uygulayacağız. Olan değişikliklerden beni de haberdar ederseniz çok sevinirim. Çünkü başka türlü bir sistem oturtmamız mümkün değil. Anladım. Tamam, teşekkürler. Yani bence koordine bir şekilde organize olursak altından kalkabiliriz diye düşünüyorum. Aynen yani. Biraz uğraşacağız ama olduracağız bir şekilde. O zaman. Tamamdır. Ben odama geçiyorum. Olsun. Defne. İyi misin sen? İyiyim. Merak etme, çözeceğim.
Senden bir şey istiyorum. Bana birazcık sarılır mısın? Eğer yani tabii içinden geliyorsa. Ayşegül bakıyor işte çocuğa. Ya İso, ayıp mı oluyor sence ya? Hani ben böyle kızı kullanıyormuşum gibi falan. Ya ben ne bileyim ayıp oluyor mu olmuyor mu kızım? Zaten anlamıyorum ki sizin sistemden. Canım şimdi ben anne oldum ya. Hani böyle azıcık yüzsüzlük yapmaya hakkım var bence. Yani bir şey demiyorsa olmuyordur ayıp. Ay ne güzel kafa ya. Tam erkek kafası, düz mantık. Ayşegül nasıl, iyi mi? Yani işte iyi gibi de ne bileyim ya. Kızcağız öyle kaldı ortada. E bu mevzu da öyle kapanmadı tabii, o da biliyor. Daha harekete geçmedi ama. Bakacağız. İso, senin neyin var? Boş ver ya. Selam. Hoş geldin. Hadi bana eyvallah. Nereye ya? Ya bu mu yani İso? Ne? Var mı başka bir şey? Bir bakarız. Konuşuruz belki bir şey. Yok Defneciğim. Hiç almayayım ben. Sen aynen devam et. İso? Ha, İso. Ne olur yapma şöyle. Ne oluyor size be? Defne? Defne? Ya Defne, ya kızım bir dursana, ne oluyor bir söylesene ya. Allah Allah, ne oluyor, ben hiçbir şey anlamadım ki. Niye ekşidiniz siz şimdi? Nihan tamam. Şu anda yalnız kalmak istiyorum. Cansın be, cansın kardeşim benim. Hayır. İso hayır, gidemezsin. Ay vallahi bence bir yere gidemiyoruz yani. Oğlum ya az önce bizi un kamyonu geçti ya. Un. Ya oğlum sollasana şu aracı, solla. Sakin biraz, sakin. Ömer kimseyle evlenemediği için değil, kimseyi senin kadar sevmediği için evlenmedi bugüne kadar. Bu kadar mutluluk içinde biraz mücadeleye değer herhalde, değil mi Defne'ciğim? Kıskanıyor insan bazen basıp girenleri. Yalnız saçmışız iyice,
Üstelik de alışmışız, hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile. Korkular basmış dünyayı, şimdi bir semt adı vefa. Kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana. Anlaşılır gibi değiliz, tek bedende kaç kişiyiz. Hem yok eden hem de tanık, ne esaslı karmaşa. Ben sana küsüm aslında, haberi. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Tamam. Ya nasıl anlatacağım? Yazarak mı mesaj mı çeksem? Ya şu adamla sorunlarını mesajla çözme artık, kaçak gibi. Böyle olur değil mi? Yani alacağın sorumluluğu gideceğin yüzüne yürekli yürekli söyleyeceksin. Ya öyle de adamın yüzüne yüzüne. Ya niye ben karıştım bu kadar yine ya? Esas alemi seçtiğinden beri ben o saniyede bittiğimden beri dünya bildin dünya dönüp duruyor işte uzun uzun konuşuruz bir gün son İstanbul beni ben sana küsüm aslında haberim yok. Yani aslında şirket politikası olarak böyle sözleşmeye son anda madde ekleme taraftarı değiliz. Yani yaptığımız bir şey değil bu bize. Sinan'ın da söylediği gibi ya bu konudaki tavrımız çok net. Açıkçası pek esnek değiliz. Pardon. Neredesin? Biraz konuşsak iyi olacak. Yemekli bir toplantıdayım. Gel yanıma. Şu işi bitireyim konuşuruz ne istersen. Tamam. Ha ama şartları konuşuruz. Yani bakarız. Ben müşterik bir yerde buluşabileceğimize inanıyorum. Bence uzlaşamayacağımız bir durum yok ortada. Asıl önemli olan ortaya güzel bir şeyler koyabilmek. Tabii birlikte. Şükrü. Ben gelirim, konum at. Esra, al canım şu tabağı. Ya hiç mi dinlemedin öğretmenini ya? Dağlar oluşumlarına göre ikiye ayrılır.
Volkanik dağlar ve orojenik dağlar. Ay hadi Esra, elim asılı kaldı havada. Allah Özgürlük Allah. Heykeli gibi kaldım. Tamam yiyin abla, alıyorum. Yiyin kızım, yiyin. Zihniniz açılır. Anneanne, sana göre de her şey zihin açıyor. Geçen gün turşuyu bile aklım başıdır, beynime kan gider diye yedirmeye çalıştın bana. Öyle tabii ya. Televizyonda ne güzel anlatıyorlar neyin neye iyi geldiğini. Aa, ben dinliyorum. Çok faydalı programlar var. Anneanne, sen böyle bütün yaz üzüm çekirdeği falan biriktirdin. Ne işe yarıyor onlar? Aman, konuşacak konu buldu. İyi. Cidden Türkan ablacığım, merak ettim. Ne işe yarıyor? Cilde canım, cilde. Böyle çekirdekleri dövüyorsun, sonra balla karıştırıyorsun. Ondan sonra da her akşam böyle bir çay kaşığı yutuyorsun. Ayşegülcüm, biz ailecek güzelliğimizi Türkan Hanım'ın iksirlerine borçluyuz. Lütfen. Çok güzel böyle küçük küçük kavanozlara koydum. Ama herkesinki ayrı. İstersen sana da yapayım öyle ayrı bir kavanoza. Akşam yatmadan önce yersin. Eksik olma Türkan ablacığım. Biz artık dönsek mi eve? Yani Cevdet de almıştır dersini. Laf söz olmasın. Zaten çok rahatsızlık verdik size. Ne laf söz olacak canım? Bize hiçbir ağırlığın da yok, olur mu öyle şey? Gitmeyin Ayşegül abla, lütfen. Sen büyüklerin sözüne karışma bakayım. Ya ne zaman büyük, ne zaman küçük olduğum belli değil ya. Ragıp, say bakayım Türkiye'deki volkanik dağları. Canım ne malum hatasını anladı. Ya Ayşegül, emin misin? Bir sus be kızım. Allah Allah. Bir Ayşegül'ü dinleyelim bakalım, o ne diyecek? Kız konuşmaya başlıyor, hemen susturuyorsun. Haddimizi aşmayalım lütfen ya. Aşalım ya. Vallahi aşalım, lütfen aşalım yani. Bak o kızı öyle ittirdi ya, bak benim en sinir olduğum harekettir. Ki biz de boş durmadık. Bak şimdi kızım. Ha güzel kızım benim, şöyle yapalım. Sen buraya çağır onu, konuşalım. Ha, bizi artık akıllandığına ikna etsin. Senin anan baban yok buralarda. Değil mi? Sana sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Yani gelsin, bizi ikna etsin, meramını anlatsın. Yani ikna olursak ne âlâ. Olamazsak artık sen de benim kızım sayılırsın. Vermem kızımı, bizimle kalırsın. Tamam Türkan ablacığım. O zaman ben Cevdet'e mesaj atarım. Yarın sizin için de uygun bir zamanda gelir konuşursunuz. Tamam, senin için hangisi uygunsa olur. Oh! Ev ahalisi tezgah kurmuş. Defne, gelsene. Var ya bak, otomatik pilota bağladım şu anda. Sana da şahane bir tabak hazırlarım. Hatta istersen ballı ceviz de hazırlarım. Oh, vallahi kaçırılmayacak teklif de. Benim işim var, çıkıyorum. Kızım bu saatte nereye? Vallahi karanlık işler anneanneciğim ya. Organ çalmaya gideceğiz arkadaşlarla. Olmadı böyle ototeyip, cant falan, yani öyle takılacağız. İyi aman be. Üf, geçin siz dalganızı. İyi, hadi kaçtım ben. Bye. Evde pek bir şey yok. Bio tarafını eksik bıraktın. Oysa ki gerçek bir Don Juan'ın güzel yemek yapması da gerekir. İyi yemekten anlarım canım. İstanbul'da keşfettim sayılır. Hadi dışarı. İyi olur aslında. Hemen mi çıkalım? Hemen çıkabiliriz. Boğaz'da bir yere götür beni o zaman. Çok özledim. Olur. Tabii ya. Nero'cum, buyurmaz mısın? Buyururum. Ona ne şu? Tanıştırayım. Neriman, teyzem. Işıl, Londra'dan arkadaşım. Hoş geldiniz. Hoş bulmadım canım. Sen neden hoş geldin? Anlamadım. Londra'dan neden geldin diyorum. İşin gücün yok mu senin canım? Biliyor musun? Hayır bilmiyor ama ihtimal başka bir şey koymuş kafasında. Neriman Hanım. Nöro de canım bana. Beni tanıyanlar nöro derler. Hani şu nöron var ya, hani muhteşem nöron. Oradan aklına gelsin. Nöro Hanım. Nöro Hanım ne ya?
hanımefendiliğimin nişanesi canım. Nur Hanım, benim burada birkaç gün işim vardı. Amir de sağ olsun misafir etmeyi teklif etti. Tamam, bitti işin artık. Gidebilirsin canım. Evet, çünkü Pamir'in de çok önemli işleri var. Hem de çok önemli. Değil mi Pamiriko? Acıktım ben. Hadi. Nereye? Işıl, sen geç arabaya. Geliyorum ben. Ne var Nero? Hayatım, hoş mu? Evde hanım arkadaş ağırlamalar falan. Ay ya bir duyan olursa? Olsun. Ay olmasın. Ay hele Defne hiç duymasın. Ay yoksa duydu mu? Ay biliyor mu? Oralarda biraz karıştım ben Nero. Karışma tatlım. Çözeriz. Aa, o kadar oyun kurduk, büyük prodüksiyonlar yaptık. Seni nerelerden getirttim? Beni bir yerden getirttiğin falan yok. Ben zaten buradaydım. Ah, işte ben de onu diyorum ya hayatım. Sen kendin Defne'yi gördün, beğendin ki kaldın. Yani kim sana bugüne kadar zorla bir şey yaptırabilmiş ha? Tamam Nuri, ben bakacağım o meseleye. Nereden bakacağım? Yakından bak. İstersen gel birlikte bakalım. Bana bak, çok büyük bir servet söz konusu. Pamirikom iplikçi serveti söz konusu. Ay nereye? Ay nereye? Ay gitti. Ay yok, ben bu çocuğu tutamıyorum. Ay bu Defne gibi değil ki, el avuca sığmıyor. Ay manipüle de edemiyorum. Ay beceriksiz miyim ben, çaptan mı düştüm? Ay oyun elimde mi patlayacak? Ay. Niye böyle paspal paspal giyindim ama? Olmadı acaba? Aman neyse. Merhaba. Defne gel. Merhabalar. Lütfen. Beyler, Defne Hanım, lojistik müdürümüz, aynı zamanda kız arkadaşım. İyi akşamlar herkese. Memnun oldum Defne Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sinan Bey. Tebrik söylüyorum, seversin. Yok, hiç gerek yok aslında. Tabii. Burak Bey, bu arada şu konuyu hızlıca bir özetleşersek Defne Hanım'a. Kendisinin hızlı bir çözüm zekası vardır. Tabii, anlatayım. Şimdi Defne Hanım, biz sözleşmeye şöyle bir madde eklemek istiyoruz. Baktığınıza bağlı. Yani marka değeri olarak düşünürseniz sözleşmenin şu haliyle hiçbir kaybınız yok. Tam tersi, uzun vadede markanıza yatırım yapmış oluyorsunuz. Aslında biz de tam olarak bunu konuşuyorduk. Yani yapacağınız masrafa harcamaya değer. Katılıyorum. Mesela pasyonistle anılsanız, yani spot reklamlardan kazanamayacağınız bir bilinirlik sağlarsınız. Şöyle basit bir hesapla onda biri kadar bir maliyetle. Aynen. Ki 2017 için ayırdığınız reklam bütçesini de az çok biliyoruz. Yanlış haber almış olabilirsiniz. Şu durumda yüksek bir bütçe ayırmıyoruz zaten. Kısacası model pek işimize gelmiyor. Ek maddelerle düzenlemek şart. Hani böyle ilerleyecek olursak. Bir şey sorabilir miyim? Kravatınızı nereden aldınız acaba? Ben mi? Hı. Yani böyle bir tasarım gibi duruyor. Yani tasarım herhalde değil mi? Çünkü ben daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Evet, tasarım. Fark ettiniz de mi? Aa, fark edilmeyecek gibi mi canım? O kadar güzel ki yani. Lütfen adını alabilir miyim tasarımcının? Yani kim yaptıysa aynısından ben de istiyorum. Ne diyorsun Ömer? Sana da yaptıralım diyorum. Tabii tabii, muhakkak. Kadın gözü hemen fark etti. Burak, ben de istiyorum aynısından. İyiymiş ya. Evet, ne diyoruz? Bakın beyler, ne diyeceğim. Bence şöyle yapalım. Thank you.
O zaman hayırlı olsun. Birlikte harikalar yaratacağımıza eminim. Umarım. Defne Hanım, sizi tanımak büyük zevkti. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Ha, bu arada kravatınızı unutmadım. Bana bir mail atarsanız. Tabii, mutlaka atarım. Defne Hanım, ara ara sizi tekrar ziyaret edebiliriz fikir almak için. Umarım bir sakıncası yoktur. Rica ederim, ne sakıncası olacak yani? İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Senden korkulur ya. Hani acayipsin, ne yaptın sen öyle? Ne yaptım ya, bir şey yapmadım öyle. Hadi geçelim mi? Hadi. Aa Defne, sen ne konuşacaktın benim? Bir dakika, o zaman ben kalkayım. Aa, hayır hayır Sinan Bey, lütfen gitmeyin yani. Öyle bir, özel bir şey değil zaten. Ne oturun ne olur. Ben çok üzgünüm. Sizin İso'yla bu durumunuz beni gerçekten mahvetti. Düşünüyorum, çözüm bulamıyorum da. Sıkıştım kaldım yani, aranızda kaldım. Kime hak vereceğimi şaşırdım. Sana gelemiyorum. İso'ya bir adım atamıyorum. Arada kaldım, sıkıştım kaldım yani. Bilmiyorum ne yapacağımı. Biliyorsan sen söyle, ne yapayım ben? Konuşmuyor musunuz? Yani. Seninle bir tuhafız. İso'yla zaten. Gerçekten bu aralar hayat çok zor. Tamam, peki, tamam. Neye tamam? Yani gideceğim, konuşacağım İso'yla. Bu kadar mutsuz olman iyi değil. Eğer seni bu rahatlatacaksa... Uzatmayacağım Defne. Hallederim ben. Ciddi mi? Hadi canım. Evet, gideceğim, konuşacağım. Ben de, merak etme. Ömer, sen gerçekten bir tanesin. Gerçekten çok teşekkür ederim. O zaman bir şey, ben lavaboya gideyim. Ondan sonra da artık yavaş yavaş giderim zaten. Ömer, sen emin misin? Neden? Yani bu pek senin huyun değildir ya, bu geri adım atmak. Ya ben hayatım boyunca bununla uğraştım biliyorsun. Altını çiziyorum, hayatım boyunca. Büyüdük artık Sinan. Artık o eskiden hakemin kafasına basket topu atan adam değilim ben. Tam da olsun. Tam da o adamların önünde bana attığı mesaja bak. Bunlarla mı uğraşacağız? Alternatifler arasak ya. Bu ne ya? Uzlaşımcı olacağım diyorum Sinan. Tamam, uzatma. İyi, hadi bakalım. Baksana. Su gibi. Onun için değer. Evet. Sohbetinize doyum olmaz ama artık ben yavaş yavaş gideyim. Biz de artık kalkalım bence. Ben, hadi. Teşhan, şuna gideyim. Belki seni de bırakırız. Bana bırakırız belki. Beni sana bırakırız. Evet, yani severiz seni. Koklarız. Hiçbir şey umurunda değil, değil mi? İnsanlar, dünya... Senden başka hiçbir şey umurumda değil. Tamam. Madem o da senin parçan. Halledeceğim ben bir şekilde, konuşacağım, merak etme. Tamam mı artık? Hadi seni de evine bırakalım. Ama şimdi... Tamam. Sokağa girmeyeceğiz, merak etme. Hadi. Ömer, hoş geldin oğlum. Girebilir miyim? Doğrusu dönmeni hiç beklemiyordum Ömer. Duyunca çok sevindim. Onca zaman sonra aramız biraz ısınmışken o kadar uzaklarda olmanı istemem. Ben bütün bu olanlara çok üzüldüm. Defne'ye, sana. Keşke haberim olsaydı. Keşke bilseydim de müdahale etseydim. Tamam. Ben Ömer'i evlendirince
köşk sizin dedim ama ne bileyim böyle kirli dolaplar çevireceklerini. Çok kızdım. Yengene, amcana. Ama işte yemişler bir altı. Yapacak bir şey yok. Siz hala konuşmuyorsunuz değil mi? Konuşmuyoruz. Sen gidince ben bazı kararlar almak zorunda kaldım. Mirasla ilgili. Ömer, ben mirasımı Defne'ye bıraktım. Kızı o kadar mağdur ettik ki bari bir yerden telafi etmeye çalışalım dedim. Defne'nin haberi var mı bundan? Hayır, yok. Ama şimdi sen geldiğine göre sana da sormam lazım. Sonuçta o mirasta senin de hakkın var. Benim bu konuda tavrım belli. Hiçbir şey istemiyorum. Biliyorum, istemezsin. Ben yine de haberin olsun dedim. Eğer dersen ki... Demiyorum bir şey. Beni ilgilendirmiyor, paraymış, mirasmış. Hiç ilgi alanım değil yani. Para senin paran, senin tasarrufun. Canın ne isterse onu yap. Sen nasılsın peki? Hı? Yani bütün bu olanlardan sonra. Hı? Defne nasıl? Boş ver. Boş ver, hiç konuşmayalım daha. Nasıl istersen. Biliyorum. Bir anlamı yok bu söylediğimin ama söylemeden de edemem. Bir ihtiyacın olursa ömrüm yettiğince yanındayım. Dikkat et kendine. Çayı demleyeyim. Ben demlerim Türkan ablacığım. Yanına da yiyecek bir şeyler aldım. O senin sevdiğin bisküvilerden. Aa, canım ya. Ay bak ben duygulanırım şimdi. Geçen gün söylemiştin ya. Aklımda kalmış. Bakkala gidince alayım dedim. Ay sağ ol kızım. Bir tanesin sen. Hanım kızım benim. Yahu. Adam hepimizin gözü önünde karısını dövmeye kalkmış. Bir de ikram yapacağız manyağı. Yan. Bu sefer sen bu işe karışmıyorsun, tamam mı? Aman tamam. Ne haliniz varsa görün ha. Keşke Defne olsaydı. Sahi ya. O nerede? Ne bileyim, uzadı gitti. Yine gelirsiniz, merak etme. Tek tek de alır say bakayım. Arı, Sübhan, Nemrut. Hah, geldi. Yani ben de öyle olsun istemezdim. Hani büyüklerimizden öyle görmüşüz. Öyle yapıyoruz icabında. Özür kabahatinden beter. Şimdi Türkan Hanım abla, teyzeciğim. Bizim oralarda Ayşegül bilir. Erkek bir şey istedi mi ya kadın itirazsız yapar. Ben de hani o gün yürümediler. Yürüyün dedim. Ters bir hanıma denk geldi. Hani insanlık hali. Kızlarda durumu öyle görünce... Olay büyüdü. Oğlum, doğru mu bu yaptın? Değil, değil, değil. Kesinlikle yanlış. Yani ben bir halt ettim o gün. Cezamı da aldım. Yani büyüklerimizden öyle görmüşüz. Ama ben sizin sayenizde Türkan abla, teyzeciğim. Yani ben kabahatimi anladım. Allah sizden de razı olsun. Aileme sahip çıktınız. Evinizi açtınız. Ya ben pişmanım. Yani kaç gündür evde yalnızım. Çok düşündüm. Hani bir garip oldum, anladın mı? Ayşegül yok. Ragıp yok. Duvarlar üstüme üstüme geldi. Bunaldım. Evladımı özledim. Yani çok kıymetliymiş insanın çoluğu çocuğu. Ya ben hatamı anladım Türkan abla. Teyzeciğim, hanım teyzem.
Madem hatanı anladın, bir daha olmaz diyorsun. Yani bak şimdi, Ayşegül bizim kızımız. Yani onu sahipsiz sanma. Yani biz böyle bir aileyiz. Tamam, hadi soralım bakalım eşine rızası var mı diye. Cevdet kocamdır Türkan abla. Benim rızam var. Ama kocam demekle olmuyor değil mi? İnsan eşine kıymet verecek. İnsan olacak. Seninle de evli olmak ayrı bir meziyet tabii. Bak ya, hala konuşuyor. Sen aynısını bir daha yap, esas o zaman görürsün ne oluyor. Nihan, dur güzelim dur. Şimdi iki evliliği karşılaştırıp ortamı böyle gündüz kuşağına çevirmeyelim. Cevdet, bak. Bizim neye tepki koyduğumuz, neye kızdığımız belli. Anladın mı? Eğer o hata bir daha olursa Ayşegül bizim kardeşimiz bilesin. Değil mi Ayşegül? Hı hı. Sen de şimdi bize o hata bir daha olmayacak diyorsun. Kesinlikle. Hı. Ayşegül senin de eve dönmeye gönlün var. Var. Anneanne bir şey diyecek misin? Ben söyleyeceğimi söyledim yavrum. Oldu o zaman. Ragıp, karıcığım biz müsaadenizi isteyelim. Sağ olun. Ya. Buyur karıcığım. Ragıp, al bakalım, hak ettin bunu. Teşekkürler. Hadi çocuğum. Merhametli yavrum benim. Biz böyle vicdan sahibi çocuklar yetiştirelim. Sonra elin adamı gelsin boğazına çöksün. Nihan sakinleş artık ya. İyi ki Defne yok ha. Allah'tan. Tıpış tıpış gelirsin işte Ayşegül. Dur anneciğim. Anne, yiyebilir miyim? Ye yavrum. Oo, iki günde analı oğlu olmuşsunuz ha. Vallahi bravo. Ragıp, bize sormak yok mu lan? Şişt. Oğlum bana da sorsana. Ver bakayım acık. Aferin. İyi oldu lan geldiğin. Vallahi sıkılmıştım böyle dağınık yaşamaktan. İyi topluyorum işte. Topla topla. Ulan ne sevinim varmış. İki günde hayatımı ne yaptılar. Ama ne oldu? Aldım karımı çocuğumu onların elinden. Ayşegül, dönüp dolaşıp geleceğin yer Kürtçü dükkanı. Hele o kızları edepsiz, medeniyet görmemişler. Ulan var ya ben onlara haddini bildirdim de dua etsinler iyi günüme denk geldi. Ama var ya bir daha yapsınlar. Allah yarattı demem bu sefer girişirim Ayşegül. Duydun mu? Duydum. Duy. Topla da. Bir daha da öyle Türkan ablalara falan sığınmak yok. Kim lan onlar? Ha? Geçmişler karşıma böyle kurum kurum. Ayşegül bizim kardeşimiz, ailemiz. Ayşegül senin ailen beni tanır. Anladın mı? Anladım. Anla. Anla. Ben gidiyorum. Akşama böyle bir güzel bir sofra kur. Kaç gündür açım ya.
Ha? Tamam. 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 Hadi. Onları da al. Selam evlat. Eyvallah usta. Buyur. İso. Ömer iyi çocuktur. Adaletlidir, senin gibi aynı. Tamam, anladım. Karışmıyorum ben, tamam. Laracığım, mayonu çantana koy tatlım. Boneni, havlunu, havuz gözlüğünü unutma. Anne, bonem kayıp. Nasıl kayıp? Oradadır kızım, iyi bak. Şuraya bakayım. Terlikler de buradaymış. Yeni bir bonenin yolu yapılıyor galiba. Hem de bu acelede. Pembe ve üstü çiçekli bone güzel olmaz mı? Defnus'un öyle bir bonesi var. Tamam, şimdilik bunu takalım. Ben sonra derste Defnus'un bonesine bakayım. Alabileceğimiz bir şeyse alalım, tamam mı? Değilse? Değilse de almayız. Bu da bizim için çok büyük problem olmaz. Değil mi? Evet, tabii. Bence alabiliriz. O kadar pahalı bir şey değildir bence. Hadi kızım, şunları sen çantana koy. Acele et, geç kalıyoruz, hadi. Koş. Efendim Aytekin. Cumartesi bugün, ne oldu? Ama Seda Hanım, bugün çalışacaktık. Şirketin yarısı burada. Ne çalışacaktık? Ben Lara'yı biliyorsun, kursa götürüyorum. Ondan sonra da öğlen evden çalışacağım. Ama Yasemin Hanım? Ne? Hangi Yasemin? Yasemin Kayalar mı? Evet. Bir saate toplantı var. Siz demiştiniz toplantı ayarlayın diye, ben de tez zamanda ayarladım. Seda Hanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Tamam, bir şeyim yok. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Buenos dias, Silvagoro. Sinan Bey, merhaba. Günaydın. Sinan Bey mi orada? Evet. Yasemin Kayalar da geliyor. Evet. Anne, yüzme dersine geç kalıyorum. Biliyorum kızım, tamam geliyorum. Tamam Aytekin, ben yetişmeye çalışacağım. Ay ben ne giyeceğim şimdi ya? Kadın da eski mankenmiş. Bendeki de şans. Anne ne yapıyorsun? Geç kalacağız. Üstümü değiştireceğim ben kızım. Güzeldi üstündekiler. Ben kurstan sonra işe gideceğim ya. İş kıyafeti farklı olur. Böyle git. Çok güzelsin. Yok değilim. Yeterince güzel değilim. Ay siyah mı giysem? Dur dur, ben siyah giyeyim. Yok yok, direkt sıkıcı olan olurum. Öyle daha ağır gözükürüm. Kadın şimdi Allah bilir. Öyle mi olur? Yani bu çok ani oldu. Ben böyle bir sınava hazır değilim ki. Yok.
çok çirkin. Saçmaladım artık hiç. Anne hadi gitmiyor muyuz? Tamam kızım geliyorum. Yani geliyorum hazırım herhalde. Sinan. Efendim? Ha şirkette misin? Evet şirketteyim. Tamam ben bugün gelmeyeceğim. Niye ne oldu? İşim var işim Sinan. Ne işi ya? Ya dün konuştuk ya. Ha anladım bir söyle konuşacaksın. Evet kardeşim. Güzel güzel halledeceğim merak etme. Ömer sakin. Sakinim Sinan sakinim. Hadi görüşürüz. İyi tamam görüşürüz. Kolay gelsin. Çekirdek. Evet canlar. Bir hikayenin daha böylece sonuna geldik. Bakalım. Ne hikayesi? Canım işte Ayşegül. O pis Cevdet geldi, aldı kızı gitti, eve döndüler. Öyle mi oldu? Hı. İso ya, ben sana şey soracağım. Ya siz Defne ile niye öyle oldunuz abi? Aa. Bayağı muhatap alınmıyorum ha. Hiç ilgi göremedim. Ne yapayım ben? Gideyim mi? Ha bayağı gideyim. İyi. Oldu. Çekirdeği bırakayım mı? Bırakmayayım. Oldu. Kaçtım. Kolay gelsin. Sağ ol, kolay gelsin yavrum. Biraz karıştın galiba evlata. Karıştım usta. Vallahi öyle bir kör düğüm oldum ki. Her yerden ayrı halat. Ben anlamadım bu işi ya. Vallahi. Bak işte benim bir dostum var. Genç, böyle çelik gibi. Benden 30 yaş küçük ama işte gün gelir ben ondan hep fikir alırım. Onun bir sözü var. Der ki, eğer sen dümdüz olursan yolun da dümdüz olur. Eyvallah. Ben vallahi elimden geldiğince düz olmaya çalışıyorum. Yani olabildiğince doğru bildiğimi yapıyorum ama. Eyvallah Suşuk.